Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Nevin. Bugün sizlerle birlikte bu bonbon modelini paylaşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel, çok bebekler için, bebek yelekleri ve bebek bereleri için ve daha birçok yetişkinler için de hırkalarda kullanabileceğiniz güzel bir bonbon modeli arkadaşlar. Ben göstermek için modeli göstermek için başta biraz ördüm bu şekilde. Şimdi size yapımını devam ederek göstermek istiyorum. Modelimizde ben 3,5 milim şiş kullandım. 3 milim de kullanılabilir. Bonbonlar daha küçük olur o zaman. Modelimizi yaparken bir de tığa ihtiyacımız var. Şişle ilmek çıkaramayanlar için arkadaşlar. Şimdi yaparken daha iyi anlayacaksınız. Bu tığ yardımıyla daha kolay yapılıyor. Şu anda kullandığım ipim Pollyanna Soft Baby. Her türlü bebek yünü de kullanılabilir. Başka türlü de yünler kullanılabilir arkadaşlar. Bu şekilde modelimizi yapalım. Modelimizde ben en son bu bonbonlarını koydum, yaptım. Bonbonlarımızın arasındaki şu boşluk sırasını öreceğiz arkadaşlar. Onun sayısını, bonbonların nasıl yapıldığını hepsini sırayla anlatacağım. Şimdi son yaptığım bonbon sıramdan sonra düz tarafından yapıyoruz bunları. Bunları yaptım. Modelin arka tarafına geçtim. Modelin arka tarafından gördüğünüz gibi ters örüyoruz ilmeklerimizi. Ön tarafından da düz tarafından da düz ilmekler olarak örüyoruz arkadaşlar. Şimdi modeli düz tarafından yaptıktan sonra arka tarafından ilk birinci sıramızı ters ilmekler olarak sona kadar örelim. Evet, sona kadar ördüm, bitirdim. Modelin düz tarafına döndüm arkadaşlar. Düz tarafından da bütün ilmeklerimizi düz olarak bu şekilde örüyoruz. Bu iki bonbon arasındaki bu boşluk sırasını şu anda örüyoruz arkadaşlar. Bu sıraları tamamladıktan sonra modelimizi tamamlayacağız. Şimdi ikinci sırayı örüyorum. Tersten birinci sırayı ördüm. Düzden ikinci sırayı örüyorum. Zaten başlarken de iki sıra haroşa ördükten sonra direkt bonbon modelimizi yaptım. Sonra araya boşluk verdim. Bakın şu şekilde araya boşluk verdim. Sonra tekrar ikinci sıra bonbon modelimi yaptım. Şu anda iki bonbon arasındaki düz sıralarımızın ikinci sırasını örüyoruz. Sona kadar örelim, tersine dönelim. Evet, ikinci sıramı sona kadar ördüm düzünden. Tekrar tersine döndüm arkadaşlar. Tersinden de üçüncü sıramı ördüm. Şimdi tekrar düzüne döndüm ve dördüncü sıramı düzünden tekrar örüyorum. Dördüncü sıramızı da düzünden örelim. Dönelim. Tersinden beşinci sıramızı örüp altıncı sıramızda düz tarafından popcornlarımızı, bonbonlarımızı yapmaya başlayalım. Şimdi ben dördüncü sıramı düzünden öreceğim. Tersinden de beşinci sıramı örüp altıncı sıramda modelimin düz tarafıyla geleceğim arkadaşlar. Evet, 5 sıra bitirdik. Yani şu iki alttaki ve üstteki iki bonbon arasında 5 sıra ördük arkadaşlar. 5 sıra ördükten sonra 6. sıramızda bonbonlarımızın modelini koyuyoruz. Şimdi bu şekilde gördüğünüz gibi çaprazlamasına koyuyoruz. Bunu burada koyduysak bunu ikinci diğer sıramızda bunun çaprazına, yani iki bonbonun arasına diğer sırada bu bonbonumuz denk geliyor. Şimdi ben şurada bir eksik yapmışım. Artık onu saymayacağız arkadaşlar. Şu, bakın bu bonbonun, şu son yaptığım bonbonun şu çaprazına, yani şuradaki bonbonun şu tam üzerine şimdi bonbonumuzu yapacağız arkadaşlar. Zaten sırası çok belli. Şimdi göstereceğim. Düz ilmeklerimi baştan örüyorum. Bakıyorum, kontrol ediyorum. Bakın, yaptığım bu bonbonun şu ilmeği, tam tepesindeki şu ilmeğini takip edince benim buraya bu bonbonu yapmam gerektiğini görüyorum. Bunun tepesine denk geliyor. Son yaptığım bonbonun da söylediğim gibi çaprazına denk geliyor. Şimdi burayı dikkatli izleyerek yapalım arkadaşlar.
Bu ilmeğimin içine şişimi takıyorum, bir ilmek alıyorum, çıkarmıyorum. Bunu çıkarmıyorum, bu şekilde kalıyor. Bu ipimi alıyorum, bu şekilde, şöyle göstereyim. Çıkardım ilmeğimi, bu ipimi alıyorum, bunun bu tarafından doluyorum. Bu ikinci ilmeğim oluyor, bu birinci, bu ikinci. Tekrar bu ilmeğimin içine şişimi takıyorum, bir ilmek daha çıkarıyorum ve bakın üçüncü ilmeğim oluyor. Yine hala bunda bu duruyor, çıkarmıyorum. Demin yaptığım gibi şişimin ön tarafından şu şekilde doluyorum ve dördüncü ilmeğimi de buraya bu doladığımı takmış oluyorum. O dördüncü ilmeğim oluyor. Bakın 1, 2, 3, 4 ilmeğimiz oldu. Tekrar içine şu ilmeğimin içine şişimi takıyorum. Şu şekilde alıyorum ve 5. ilmeğimi de taktıktan sonra bu şişimden bunu çıkarıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimiz oldu. 5 ilmeği doladıklarımla birlikte tamamladıktan sonra şu şekilde ters tarafına dönüyorum. Ters tarafına döndüm. İlk o 5 ilmeğimin ilk ilmeğini bu şekilde ters tarafında olduğum için ters örüyorum. Bütün ilmeklerimi, bütün 5 ilmeğimin hepsini ters örüyorum. Şu şekilde. Bakın. Ve 5 ilmeğimin hepsini de ters örüp tekrar çevirerek modelin düz tarafına dönüyorum. Düz tarafında olduğum için şimdi bu 5 ilmeğimi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar ikinci kez ördüm bonbonumu. Ters tarafına dönüp şimdi üçüncü kez öreceğim ters tarafından ters olarak. 1, 2, 3, 4, 5. Üçüncü kez ördüm. Tekrar düz tarafına döndüm. Dördüncü kez örüyorum düz tarafından düz olarak. 2, 3, 4, 5. Dördüncü kez ördüm. Dönüyorum. Beşinci kez ters tarafından örüyorum. Ve bonbon örmeyi 5 kez gidip geldikten sonra bitiriyorum. Düz tarafına döndüm. Bakın şu şekilde bonbonumuzun görüntüsü oluştu. Şimdi bu şişimizle bütün ilmeklerimizin içinden takabilir. İpimizi o şekilde şişin ucuyla çıkarabilirsiniz. O şekilde zorlanırım diyorsanız tığ yardımıyla çok kolay bir şekilde bakın 5 ilmeğimin de içinden tığımı geçiriyorum. Bu 5 ilmeğimin hepsinin içinden tığımı geçiriyorum. Şurada bir sıkıntı oldu arkadaşlar. Ve içinden çıkarıyorum. İçinden çıkardıktan sonra bu sağ elimdeki şişime bunu takıyorum. Hemen örmeye düz ilmek olarak devam ediyorum. Bu ilk ilmeğimi biraz şöyle sıkıyorum ki arada çok boşluk kalmasın. İlk ilmeğimi ördüm. 1 sıktıktan sonra bonbonumu ilk ilmeğimi ördüm. 1 diyorum ona. 2 3 4 5. 5 tane düz ilmek örüyorum ve bu sırama yine bonbon yapıyorum. O da bakın buradakinin tam üzerine denk geliyor. Bakın şu şekilde tam o ilmeğe denk geliyor. Bunun da yine çaprazına denk geliyor. Şimdi buraya tekrar yapalım arkadaşlar. Takıyorum. Tekrar gösteriyorum.
taktım. İçinden bir ilmeğimi çıkardım. Bu bunda kalıyor. Alıyorum ipimi, şişimin önünden bu şekilde doluyorum. İkinci ilmeğimi takmış oluyorum. Tekrar bir ilmek daha çıkarıyorum. 3 oldu. Dördüncü ilmeğimi bu şekilde doluyorum. 4 oldu. Ve beşinci ilmeğimi tekrar aynı ilmeğin içinden çıkarıp bu şekilde bu şişimden bu ilmeğimi artık çıkarıyorum. Burada 5 ilmeğimiz oldu. Tersine dönüyoruz modelimizin. Tersinde olduğumuz için bonbonumuzu ters örüyoruz. 5 ilmeğimizin hepsini ters örüyoruz. Bonbonumuz için ilk sıramızı tersten ördük. İkinci sıramızı düz olarak düzden örüyoruz şimdi. Üçüncü sıramı dönüyorum, tersten örüyorum ters olarak. Yani bonbonumu da 5 sıra ördükten sonra topluyorum. Üçüncü sıramı da ördüm. Dördüncü sıram düz tarafındayım, düz örüyorum. Ve tersten beşinci son sıram. Artık şimdi düz tarafından bonbonu toplayacağız. Dönüyoruz. Tığımızı alıyoruz. İlmeklerimizi 5 ilmeğimizde tığımıza topluyoruz. İçinden bakın bu şekilde tüm ilmeklerin içinden bu şekilde çıkarıyorum. Bonbonumu toplamış oluyorum. Bu ilmeğimi sağ elimdeki şişime takıyorum ve 5 tane düz ilmek örüyorum. 1 2 3 4 5 5 düz ilmeğimi ördüm. Gördüğünüz gibi 2 tane bonbonumuzu oluşturmuş olduk. Çok güzel oldular. Şimdi sona kadar bu şekilde devam ediyoruz. Araya 5 ilmek. Şunun hizasında kontrol ediyoruz. 1 bonbon, 5 ilmek, 1 bonbon şeklinde gösterdiğim gibi şu bonbonun şuraya da son bonbonumuzu yapıyoruz ve bu sıramızı bitiriyoruz. Şimdi ben hepsini bitirip geliyorum. Evet, tüm sırayı, bütün bonbonlarımı bitirdim arkadaşlar. Bakın bu şekilde modelimiz çok güzel çıkıyor. Şimdi yapımını anlattığıma göre şu şekilde tekrar bir söyleyerek tekrarlayayım. Bu sıramızı bitirdik. Söylediğim gibi 5 sıra ara boşluk örüyoruz. Düz taraftan düz, ters taraftan ters, demin yaptığımız gibi. Sonra diğer bonbon sıramızda çaprazlarını örüyoruz. Mesela bu sıramızda arkadaşlar burada ördük. Diğer bonbon sıramızda bunun tam üzerine örüyoruz. Yani bu ikisinin arasına bu şekilde çapraz yerleştiriyoruz. Yani zaten çok kolay onun yerini belirlemekte. Bakın şu alttaki bir önceki bonbonumuz değil, diğer bonbon sıramızın şu şekilde sırasını takip ettiğimiz zaman şu ilmeğimizin bizim bonbon yapma ilmeğimiz olduğunu çok kolay bir şekilde anlıyoruz. Bu şekilde modelimizi yapabiliriz. Gayet de güzel, çok da kullanışlı, bebek berelerinde bile, patiklerde, her yerde bu bonbonu yapabileceğiniz bir model. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.